Merhabalar, ben Tayyar Işık Saçan. Al sana işte, yine karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Sevgili avukat dostum Hatice Tekin benle beraber. Efendim, Twitter'da ahmak yasası ve diğer adıyla da İmamoğlu davasını konuşacağız. Sıcağı sıcağına bir gündem. O yüzden de Hatice Tekin stüdyomdayken böyle bir konuktan etinden sütünden derler ya faydalanmak için bir sürü soru hazırladım. O yüzden konuğuma hiç vakit geçirmeden önce hoş geldin diyorum. Sonra da olaya vakıfsındır zaten bir hukukçu olarak. Merhabalar, hoş Ülke bulduk. gündemi bir anda değişti. Önce davanın içeriğiyle mi başlayayım, davanın başlangıcıyla mı başlayayım, süreçleri İsterseniz her şeyi 31 karma Mart karışık. 2019'dan Evet, başlayalım. ilk Toparlayalım. çıkış noktası orası. Sayın İçişleri Bakanı'nın bir beyanı var. Sayın Ekrem İmamoğlu yurt dışında Fransa'da bir kongrede. Orada Türkiye'nin ve Türkiye'deki sistemin şikayet edildiğinden kaynaklı bir ahmak cümlesi geçiyor, benzetmesi geçiyor. Sonrasında da Ekrem İmamoğlu'na doğal olarak sorulduğunda onun da buna karşılık bir söylemi var. Sonra 2019'dan itibaren de başlayan dava süreci sonuçlandı ve belediye başkanına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 2 yıl 7 ay 15 gün bir ceza çıktı. Ahmak hakaret midir? Mevzu kimle başlar? Yani erken kalkan mı yol alır burada? Sen bana demiştin mi demeliyiz burada? Şimdi şöyle, ben dosyayı incelemedim. Basından takip ettiğim kadarıyla yanıtlayacağım. Tamam. Benim bildiğim kadarıyla öncelikle ahmak kelimesini kullanan Süleyman Soylu. Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek diyor. Onun üzerine Ekrem İmamoğlu bir cümlesinde diyor ki 31 Mart seçimini iptal edenler ahmaktır. Bunun üzerine hakaretse eğer karşılıklı hakaret olarak nitelendirilebilir. Peki. Hakaret değilse her ikisi için hakaret değildir. Ama birisi için hakaretse diğeri için de hakarettir. Peki şey mi kabul edilir? Önce kim söyledi? Yani Yani şimdi biz kavga şöyle. ediyoruz, çok özür dilerim. Ağız dalaşı yapıyoruz. Ben küfrettim. Karşılığında sen de bana küfrettin. Önce Tabii. ben küfrettiğim için mi suçluyumdur? Yoksa sen de küfrettiğin için ikimiz de mi suçluyuzdur? Şimdi şöyle, hakaret TCK 125'te düzenlenmiş. TCK 129'da da karşılıklı hakaret düzenlenmiş. Karşılıklı hakaret söz konusuysa ceza verilmemesine dair bir karar verebilir mahkeme. Ceza da verebilir yani hakimin takdirinde. Hakaretse ayrı bir cezası var. Karşılıklı hakaretse verilmeyebilir. Evet. Öyle mi anlıyorum? Doğru mu anlıyorum bunu? Eğer hakaret bir suçtur. Tamam. Yapılan yargılama neticesinde hakaret suçunun oluştuğuna kanaat getirildiyse ceza verilir. Oluşmadığına kanaat getirildiyse beraat verilir. Şimdi sana sorular hazırlarken bir taraftan da acaba Ekrem İmamoğlu'nun Sayın İmamoğlu'nun kendisine açılmış davanın karşılığında Sayın İçişleri Bakanı'na açmış olduğu bir dava var mı diye baktım. Hiçbir bilgiye ulaşamadım. Hani karşılıklı hakaret durumu oluşmuş mu? Çünkü ilk söyleyen Sayın İçişleri Bakanı, cevaben metinde İmamoğlu'nun söylediği var ortalıkta. Sayın İmamoğlu'nun bir dava açıp açmadığı konusunda bir soru işareti var. Karşılığını bulamadım ama İçişleri Bakanı'nın açtığı dava da YSK adına, yani onlara hakaret etti diyor. Çünkü seçimi Yüksek Seçim Kurulu iptal etmiş. Evet. Ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan şikayetçi yok. O da işin ayrı bir boyutu. Ayrıca şöyle bir durum var. Şimdi seçim güvenliği ne kadar sağlanmıştı? Ondan da bahsedilebilir. Tabii o bu davanın konusu değil. Seçimlerde yaşanabilecek hukuka aykırı durumları gidermek üzere Oy ve Ötesi adında bir örgütlenme yaşandı biliyorsunuz. İlk kurulduklarında ben acaba ne yapacaklar bir bakalım gibi değerlendirmiştim şahsen. Sonrasında çağrıda bulundular. Ülkemizdeki tüm avukatlara sesleniyoruz. Avukatlara ihtiyacımız var, bize yardımcı olur musunuz diye. Eğitimlere katıldık hep birlikte. İşte seçim güvenliğinden kastımız şu. Yani tabii ki biz kolluk değiliz. Bir polis, jandarma ya da bekçi gibi güvenliği sağlamak anlamında değil. Hukuka aykırı işlemler yapılmasın. İşte eksik çıkarsa mesela
diyelim 20 oy kullanılmış, işte 29 imza atılmış, bir eksik var. Bu gibi durumlarda hukuken neler yapılması gerekir? Bu konuda eğitimler aldık ve bunların da sayımlar sırasında sağlanması için çalıştık. Ben de gönüllü olmuştum. Çok sayıda meslektaşım da gönüllü olmuşlardı. Bu 31 Mart seçimleri iptal edildikten sonra 23 Haziran 2019 seçimleri için her sandıkta bir meslektaşım görevliydi gönüllü olarak, hatırlarsınız. Evet. Şimdi bir de kafam benim dün de şunda karıştı. 2 yıl 7 ay 15 gün. Yani cezanın küsuratlı çıkması bu vatandaşın da ne anlam ifade ediyor? 2 yıl 7 ay 15 gün. Bu küsurat neden oluşur? Mesela neden 2 yıl değil de 7 ay ve 15 günü de var? Şimdi şöyle, yasaya bakıyoruz. Yasada öngörülen suç aralığı neyse hakim de takdir yetkisini kullanarak ona göre bir matematiksel hesaplama yapar. Onun neticesinde 2 yıl 7 ay 15 güne ulaşılmış. O yüzden. Şey var ya, hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Geri bırakılması. Böyle bir ceza totalinde, yani 2 yıl 7 ay 15 gün olunca bu şeye mi giriyor? Yatar kapsamına mı giriyor? Şimdi şöyle, onun için dediğim gibi hani dosyanın detaylarına vakıf olmak gerekir. Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Erinç Bey, İstanbul Barosu Başkanımız Filiz Hanım da dahil olmak üzere çok sayıda meslektaşımız katıldılar. Onlar vakıflardır. Yani dosyanın içeriğini bilemiyorum. Dosyadaki adli sicili kayıtları da önemli, biliyorsunuz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması çok daha farklı bir prosedür diyeyim ben kabaca. Ne kadar zamandır var bu? Yani hayatımıza kaç yıldır girdi? Nasıl uygulanıyor? Tam hatırlamıyorum ama 10 yıl olabilir. Nasıl uygulanıyor? Yani şimdi şöyle, esasında bu konu Anayasa Mahkemesi'nde bir kararı var. Diyor ki mahkemeler yapılan yargılama neticesinde beraat kararı verebilecekken hükmün açıklanmasının geri bırakılması veriyorlar. Bu da işte hakkın kötüye kullanımıdır. Beraat kararı verilmesi verebilecekken beraat vermeyip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriyor. Yani adı üzerine ben hükmü açıklamıyorum diyor. Kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde hüküm alan sanık kasten hiçbir suça karışmazsa olanlar yaşanmamış sayılıyor diyeyim. Ya biraz yani çok mantıklı biraz değil aslında. Bize çok karışık, kimisi sizin değil. İçin nasıl karışık? Yani ilk uygulamaya geçeceğinde de biz söylemiştik hukukçular olarak. Yani diyor ki mahkeme, ben seni yargıladım, bir hüküm verdim ama açıklamıyorum. Orası muamma, ne yani verdiğini bilmiyoruz. Yani beraat ettiniz, ne oldu? Belli olmuyor. Bir de ilerleyen 5 yıl içerisindeki 5 yıl çok uzun bir süreç hayatın olağan akışında. Onu şöyle algılayabilir miyiz sevgili Hatice? Ben sana güvenmiyorum. Sen bu suçu tekrardan işleyebilirsin. Ama bir karar da vermeyeyim ben sana. Sen hani bir 5 yıl bir çeki düzen ver kendine gibi algılayabilir mi vatandaş bunu? Olabilir tabii. Yani zaten bazen açıklamakta güçlük çekiyoruz bu kararı alan müvekkillere. Hatta 2 gün önce aldık yine Çağlayan'da bir asliye cezada. Ben anlatmaya başladım müvekkilime. O dedi ki biliyorum dedi. Arkadaşlar da aldılar. Dedim tamam o zaman. Şimdi neler olacak peki? Yani bu neleri değiştirecek? Şimdi bir karar var ortada. Ama sanıyorum herhalde karara itiraz süreleri var ama ben sana son mahkeme salonundaki bir karar vereceğim. O gün reddi hakim talebinde bulunuldu. Yani karar günü mahkemenin hakimi için böyle bir karar daha önce de yapılmış, yine reddedilmiş ama dün de reddedildi. Nedir reddi hakim talebi ve bu mahkeme heyetine yapıldığına göre hakim kendi kendini mi reddeder? O şekilde, yani şöyle söyleyeyim, taraflar, davanın tarafları reddi hakim talebinde bulunabilirler. Tabii yasada bunun koşulları sayılmış. Buna kanaat getirirlerse taraflar kendileri ya da avukatları aracılığıyla bu talepte bulunabilirler. Söylediğiniz gibi tabii takdir yetkisi mahkemede. Bir de hakimin çekilme sebepleri var, o daha farklı. Yani isterse hakim kendi de davadan çekilebilir. O şu şekilde, yani istifa ediyorum gibi değil de ben mesela istediğim dosyadan istifa etme hakkına sahibim bir avukat olarak. Ama kamu görevlisi, ben de kamu görevlisiyim, o da ayrı bir konu da devlet memuru diyelim hakimler. Eğer yasadaki şartlar varsa, mesela bir yakınının duruşmasıysa, o zaman çekilmesi gerekir. Anladım. Şimdi tabii bir süreç işleyecek.
dünden beri yine bir çok da ciddi bir bilgi kirliliği de var aslında. Yani öyle, kısa maalesef. Kısa da internet siteleri ve gazeteleri açınca haberi okuyan insanların da kafası çok karışıyor. Yani dün itibariyle bitti Ekrem İmamoğlu'nun siyaset hayatı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden giremez gibi bir hava oluşturuldu. Artık her zamankinden daha fazla parladığını iddia edenler de var. Evet, yani bu o çok yaradı. Süreç artık önünü açtı. Bu kararla ona iyilik yapıldı diyen bir kesim de var. Yıllar önceye gidiyor hafızam. Sayın Cumhurbaşkanı için de artık muhtar olamaz başlıkları atılmıştı. Dün yine klasik bu başlıklara geri dönüldü. Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonraki süreci nedir hukuki olarak? Neler yapılacak? Bir de biliyorsun bir seçim süreci başladı. Yani buna hazırlanıyoruz. Şurada parmak hesabı yapsak bir 6-7 ayımız var. Aday olması durumunda önüne ne gibi engeller çıkar? Ya da adaylığını engeller mi? Böyle 8-10 soruma topla. Ben de şöyle bir yanıt vermeye hazırlanıyordum. Çok genel geçer bir soru oldu. Ben de diyeyim ki o zaman izleyelim görelim. Peki itiraz sürecinde neler olacak? Yani şimdi neyle şöyle başlayacak? Neler olacak derken tabii yargının verecek olduğu kararlar hakkında yol göstereceğimişiz gibi yorum yapamayız. Sadece usulen bilgi verebilirim. Zaten senden de istediğim o, yani bir avukat olarak baktığında mesela gerekçeli karar ne kadar sürede yazılacak? Bir ay içerisinde yazılır diye düşünüyorum. İtiraz süreci sonra mı başlayacak? Şimdi şöyle ceza mahkemesinde karar verildikten sonra biz hemen süresi içerisinde bir itiraz ettiğimizi belirtiriz. Sonrasında gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra daha ayrıntılı bir itiraz gerekçesi sunarız. Tamam. Şimdi ben kabaca itiraz diyorum ama hukuken de itiraz, istinaf, temiz bu tür ayrımları var. Peki o zaman Ekrem İmamoğlu'nun önümüzde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday gösterilmesiyle bu karar arasında bir bağlantı kurmamız mümkün müdür? Alınmış bir karar var, hayır aday olamaz ya da ya henüz bunun süreci var. Henüz kesinleşmemiş bir mahkeme kararı var diyebiliriz. Peki, kesinleşmesi için 2 yıl, 1 yıl, 3 yıl? Şimdi şöyle, en son bütün kanun yollarını tüketiriz. Olan kanun yolları tüketildiğinde kesinleşir bir ceza mahkemesi kararı. Peki, bütün kanun yolları nedir bu karardan sonra? Şimdi ilk etap nedir? İstinafa mı gidecek? Nasıl olacak? Yani neye itiraz edecekler avukatları? Süreci nasıl işletecekler? Şimdi şöyle, almış oldukları kararın istinaf, temyiz yolları mümkün. Tamam. Genel olarak ceza yargılamasına bahsediyorum. Bakın sadece bu yargılama için söylemiyorum. Verilmiş olan bazı kararlara karşı da itiraz yolu var. Muhakkak sanık avukatları tüketebildikleri bütün kanuni yolları tüketirler. Bunlar olağan kanun yollarıdır. Hatta olağanüstü kanun yolları da var hukuk sistemimizde. Sizin sormaya çalıştığınız sanıyorum bu karar bizim için ne zaman haber niteliği taşır? Evet. Bunun yanıtı da kesinleştiği zamandır. Ama ben size işte 3 aya kesinleşir, 3 yıla kesinleşir diyemem. Ha, bunun bir süre, bunun ki. Bir süreci yok. Makul yani yargılanma süresi var ama biz çok görmedik. Peki, dün akşam bir şey daha dikkatimi çekti. Mesai saatlerinin bitiminden sonra bir karar açıklandı. Sanıyorum mahkemeler için veya işte adliyeler için bir şey yok. Mesai saati durumu yok. Ama gece 1.30'da da duruşmadan çıktık biz. Dün medya içinde şöyle bir durum oluştu. Eğer bu saate kaldıysa kesin ceza alacak. Tabii bu tür yorumlar yapılabiliyor. Yani gazeteciler kendi aralarında beklerken veya işte onlar nasıl bu kanıya varmışlar? Şöyle daha önceki sanıyorum herhalde geç saate uzayan davalardan ya da işte geç saate bırakılan kararlardan kaynaklı böyle bir karar çıkacak. Biraz daha böyle hani ortalık yumuşasın, millet hani böyle bir ortalıktan dağılsın durumu gibi. Ama dün sadece işte Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir grup toplandı ve destek verildi. Bunu da yani ısrarla süreci sormamdaki sebep şu. Aday gösterilir ise ne gibi bir yol olur veya önünde bir engel var mı şimdilik? Şimdi şöyle, yerel mahkemenin vermiş olduğu karar kesin bir karar değilse, kesinleşmemişse bu kişinin adli sicil kaydına işlemez zaten. Yani bizim müebbetle yargılanan müvekkillerimiz var, yıllardır tutuklular. Adli sicil kayıtlarında hiçbir suç yok çünkü kesinleşmedi.
biz... Yani sizden bizden farkı yok şu an İmamoğlu'nun kesinleşmediği sürece, öyle söyleyeyim. Tabii bilmiyorum, görmedim onun adresini kaydedim. Anladım. Peki, şeyi bekledik, süreci bekledik ama bu arada aday gösterdiler. Haziran seçimleri yapıldı ve Sayın İmamoğlu seçildi. Şimdi söylediğim gibi kesinleşmiş mahkeme kararı var mı ona bakılır. Yok ise, yani normalde işleyiş yapıldı, bir aday oldu. Sonrasında kesinleşirse ne olur diye soracaksınız. Evet. Bilemiyorum. Söylediğiniz gibi daha önce de şu anda Cumhurbaşkanı olan kişi benzer yollardan geçmişti. Bununla ilgili olarak hatta anayasa hukukçumuzun da bir söylemi vardı. Olağan durum yasayla örtüşmediğinde ne olacak göreceğiz demişti. Hep beraber görürüz. Şimdi tabii hep diyorum ya, bir taraftan takip eden meslektaşlarımız var, için içinde olanlar var. Hepimiz biz takip ediyoruz. Evet, tabii siz doğal olarak hani işin içinde olan insanlarsınız, hukukçu olarak da bakıyorsunuz davada neler oluyor diye. Biz de dışarıdan yazılan çizilenlere bakıyoruz. Şimdi dün mesela geç saatlerde bir önceki hakimin ayrılma sebebini açıkladığı bir metin attılar. Hatta Cumhuriyet Gazetesi yayınlamış. Orada diyor ki ben davaya baktım, davanın içeriğine. Şahsi kanaatim hükmün ertelenmesini, açıklanmasını kararı verecektim. Ama üzerime öyle bir baskı yaptılar ki benim de bu kararı vereceğimi öğrenince beni bu davadan aldılar diye böyle bir açıklaması olduğu iddia ediliyor. Cesur bir açıklama olmuş. Çok cesur bir açıklama. Ve şöyle söylüyor, adliyeyi idare eden, adliyeyi kim idare eder? Yani adliyenin sorumluluğu kimdedir? Yani ben metnini okumadım. Sizin için bir screenshot aldım, daha doğrusu sorarım böyle bir şey diye. Barış Terkoğlu'nun kendi sayfasında paylaştığı, onun da ayrılan hakimin sayfasından screenshot alarak paylaşımı var. Diyor ki, ben de hükümete destek veriyorum. Hatta eşim hükümetin desteğiyle İkinoğlu Baro'da çalışıyor. Ancak ben hakimim, tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla İmamoğlu'na 2 yıldan fazla ceza vererek onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi. Bu suçla ilişkin daha önce verilmiş kararları inceledim. Vicdani olarak böyle bir cezanın adaletsiz olacağını gördüm. İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklanmasının ertelemenin en doğru olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı diyor. Şimdi şöyle, esasında adliye yöneten denilince benim aklıma başsavcı geldi ama hakimler başsavcıya bağlı değillerdir. Tam olarak ne kastettiğini anlayamadım. Çok üstü kapalı değil mi? Çok kafa karıştıran bir şey. Bunun dün gündeme atılması şimdi da... Şimdi hakimler savcılar kurumuna bağlılar. Biliyorsunuz işte Adalet Bakanlığı'na bağlılar. Savcılarla başsavcının arasında bir görev dağılımı diyeyim. Olduğunu söyleyebiliriz. Ama hakimlerin idari olarak bağlı oldukları başka kimse yok. Olamaz. Zaten biliyorsunuz hakimler bağımsızdır, mahkemeler bağımsızdır. Dün geç saatlerde yine yani kararın açıklanmasından işte mitingin başlamasıyla birlikte tabii sosyal medya kendi içinde hızla bu konuları girdi. Dün akşam hayat durdu biliyorsunuz. Televizyonlarda herkes yayın akışlarını değiştirdi bununla ilgili. Ve Barış da böyle bir paylaşım yapınca zaten belliydi canım durumları oluştu. Bir hakimin alındığı davadan ya da işte başka bir yere yönlendirilmesinden sonra böyle bir açıklama yapması, gelecek olan hakimi zan altında bırakması mahkeme heyetini, çıkacak olan kararı, bütün bunları ne kadar etkiler? Ya da bizi ne kadar doğru bakmaya iter bu sonuç? Mesela benim aklımda şimdi dünden beri binlerce soru oluştu. Yani tabii hani tam olarak nasıl bir ruh haliyle açıklamada bulundu Hakim Bey bilemiyorum. Ama yani yaşananlar ortada zaten. Tam olarak niye yanıt vermemi istiyorsunuz? Tekrar sorun ben yanıt vereyim. Yani açıkçası tabii davanın avukatı olmadığı için de senin de kesin olarak ya şu şudur bu da bundandır. Yani evet detay olarak şudur budur diyemem. O yüzden kaçınıyorum. Yo, haklısın da yani şey yapmıyorum. Meslektaşlarım zaten gereğini yapıyorlar. Çünkü davanın içinde davaya bakan
taraf ve karşı taraf avukatları da var. Onlar tabii mutlaka tabii. bakıyorlar. Biz sadece hani üstünden okuyup gördüğümüz tabloları ilgili. Ben de sadece basından bilgi edindim. Yani dosyanın avukatlarından değilim. Ama meslektaşlarımız takip ediyorlar. Sanık dünyadaki en şanslı sanıklardan biri bence. Şimdi avukatlar itibariyle. YSK yani Yüksek Seçim Kurulu 11 kişi. 11 kişinin mağdur olduğu cümlesi geçiyor içinde. Fakat bu 11 kişiden şikayetçi yok. Bir suçun oluşabilmesi için bu 11 kişinin şikayet etmesi gerekmiyor mu? Veya bir kişinin etmesi gerekmiyor mu? Şimdi şöyle şikayete bağlı olan suçlar var. Şikayete bağlı olmayan suçlar var. Şimdi kamu hukukunu ilgilendiren durumlar var. İşte kamu görevlileri, işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çalışanları, bunların hepsi ayrı ayrı baş karar altında düzenlenmiş. Ama burada bizim konumuz ahmak, benim anladığım okuduklarımdan. Evet, oradan çıkıyor ahmak. Mesele. Yani şimdi bir bürokratın Avrupa'ya giderek Türkiye'ye şikayet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek demesi ne kadar bürokratik bir dilse, buna yanıt verilmesi de o kadar bürokratiktir diye düşünüyorum. Biraz da tehdit içermiyor mu? Bu millet sana bunu ödetecektir cümleleri. Şimdi şöyle, hukuken tehdit yapılabilir eylemlerden bahsediliyorsa, seni öldürürüm, işte seni yaralarım, işte seni kaçırırım, bir yere hapsederim. Yani fiilen mümkünse tehdit olarak değerlendirilir. Ama mesela bu dünyayı senin başına yıkarım, hukuken tehdit değildir. Çünkü yıkamaz. Bu anlamda bakarsak bence de tehdit etmemiş Süleyman Soylu. Çünkü bu millet İmamoğlu'na bunun bedelini nasıl ödetecek? Ödetemez yani. Evet, yani baktığınızda... Yani fatura kesecek hali yok. 2019-2023 yani arada da bayağı bir süreç de geçmiş yani. Ve seçime 6 ay kala karara bağlanmış olması çok manidar değil mi? O apayrı bir konu zaten. Yalnız şu var, yargılamamız da jet hızıyla devam etmiyor malum. Yani bizim Silivri'de müebbette yargılanan müebbetleri 2 gün önce onaylanan Hava Harp Okulu, ağırlaştırmış müebbetleri onaylanan Hava Harp Okulu öğrencisi, Türk askerleri müvekkillerimiz var. 15 Temmuz 2016'dan beri tutuklular. Bazı suçlar için özel mahkemeler kurularak hızlandırılamaz mı? Mesela ülke gündeminde o kadar özel önemli konular var ki. Özel mahkeme hukuki değildir. Değil biz hukuki görmeyiz. Daha önceki programımızda da bahsetmiştik sanıyorum. Süreç çok uzağa gidiyor ya. DGM'ler gibi mi demiştim size. Her sanık, her şüpheli, her insan, yargılanan her kişi makul sürede yargılanma hakkına sahiptir. Ay bunu şundan dolayı söylüyorum. Mesela biz de yine dışarıdan baktığımızda, işte gazetelerde sinirlerimizi hoplatan ya da ekranlara yansıyan haberlerle baktığımızda, sonra bir mahkeme günü geliyor mesela 5 ay sonraya. 5 ay sonraki o 5 aylık süreç içinde gündemimize o kadar başka şeyler giriyor ki belki de ilk günkü o bütün hassasiyetimizi unutmuş oluyoruz dava günü geldiğinde. Çok iyi anlıyorum sizi. Yalnız içiniz ferah olsun. Geçen gün kız kardeşimle sohbet ediyorduk. Hukukçu değil o. Döndü bana birden dedi ki işte Twitter'daydı. Çocuğun cinsel istismarı davasında tutuklu kimse yokmuş. Neden dedi. Ben dedim ki hakim ne sor neden olduğunu yani. Beni demeyecek neredeyse kız kardeşim. Bunu dedi ne yapıyorsunuz dedi. Takip ediyoruz dedim. 6 ay sonra yatmış zaten duruşmayı da dedi. Yani dedim. Neyse sonraki konuşmalar aramızda kalsın. Anlatmak istemem şu an, aktarmayı tercih etmiyorum. Bu şekilde belki kamuoyunun ilgisinin yok edilebileceği düşüncesi olabilir bazı çevrelerde. Fakat aksine sosyal medyanın gücüyle ve özellikle baroların ve diğer örgütlenmelerin takibiyle daha da çığ gibi büyüyor izleyici kitlesi, takipçi kitlesi. Peki mesleki olarak bağlı olduğunuz barolar, tabii işiniz çok zor. Yani hem kendi müvekkilleriniz var, bir sürü davalarınız var ama hani ülke gündemine bir şey geldiğinde bakıyorum hızla müdahil oluyorlar bölge baroları da bunun için. Barolarda mesela ya bunu ne oldu bir bakalım mı? Ya bunun hani takipçileri şimdi var mı? Gibi öyle bir şey var mı? Bir durum varsa biz onun karşısındayızdır. Her hukukçu gibi. Ki her insan böyledir zaten. Peki. Ya buna da avukat verilir mi dediğimiz yerler de var ya. Şimdi yasada zorunlu avukatın
tanımı belli. Yasaları çiğneyemeyeceğimiz için, hukuk devleti olduğumuz için. Peki o zaman yine ülkedeki sıcak gündemlerden bir tanesi bu Konya'daki hayvanların katledilmesiyle ilgili o bölgedeki avukat arkadaşlarımız baro sistemini kitleyip CMK kitleyip derken şöyle açıklayayım, şöyle olmuştur. Ya yine şey, ben de yapıyorum Twitter diliyle yapıyorum ya bunu kitleyip diye. Hani kitleyip deyince yani sanki sabote etmişiz gibi algılansın istemem. Şimdi CMK'yı biz gönüllü olarak yapıyoruz. Yani normalde asgari ücret tarifesinin çok çok altında bir ödeme bize, biz eğer talep edersek, biz talep ettikten sonra artık Adalet Bakanlığı ne zaman bütçe gönderirse o zaman hesaplarımıza geçiyor. O anda diyelim ki gözaltına alındınız ya da tutuklanıyorsunuz, tutukluğa sevk edildiniz ya da tutukluluğunuz değerlendirilecek. Bir mahkemeye çıkartılacaksınız, avukata ihtiyacınız var. Sizin yargılamanızın yapılabilmesi için bir avukatınızın olması gerekiyor. Adalet Bakanlığı bunu barolar eliyle yapıyor. Biz eğer istersek kendimizi aktive ediyoruz sistemde. WhatsApp'ta çevrimiçi olmak gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Görev gelirse dinliyorum görevin ne olduğunu. Eğer istersem kabul ediyorum. İstemezsem reddediyorum. Diyelim ki o bölgede CMK'da 100 meslektaşım var. Yüzü de sistemden çıktıysa, çevrim dışı olduysa atanamaz. Yani böyle bir öyle durum oluştu. Yani çünkü tabii... Tercihen öyle yapmışlardır. Böyle bir hakkımız var. Yani zaten bir avukat istemezse avukat mülk ilişkisi kurulamaz. Kurulamaz. Sevgili Hatice çok teşekkür ediyorum. Ya çok karma karışık bir konuda. Yine seni de zorlayarak çünkü söylediğim gibi hani çok net detay bilgiyi vermekten özellikle içine dahil olmadığın bir konu var ama. Ama gönlümüz rahat dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu, Ekrem Bey çok şanslı bir sanık. Sadece şimdilik bunu söyleyeyim diyorsun. Yani avukatlarından ötürü. Peki. Efendim sevgili Hatice Tekin'le beraberdik bugün Al Sana İşte. Yine başka bir programda başka bir konukla karşınızda olmak üzere. Alasmanlık.